Yerel gündem kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Belediye Başkan Aday Adayı Fatih Çetinkaya. Son soruları alacağım. Satılmış Bey, buyurun. Başkanım, deminki konuşmanızda yatırımcılardan bahsettiniz de istihdama yönelik. Evet. Şöyle bir söz oldu bana göre iddia. Yatırımcılara ortam hazırlanmalı dediniz. Afyonkarahisar'da yatırımcılara ortam hazırlanmıyor mu? Şimdi ben Afyonkarahisar'da topyekün yatırımcılara ortam hazırlandığına inanmıyorum. Yani global düzeyde bir alan açılmış. Bu alana müracaat eden belli şartlara haiz insanların, yatırımcıların geldiğinde kendilerini ikame edebilecekleri bir ortam olduğuna inanmıyorum. Zaten çok kısa bir zamana kadar bizim organize sanayi bölgemizde bile yer sıkıntımız vardı. İl olarak. Yani her yer satılmıştı. Yeni yerler. Bu organize sanayi bölgesi ayrı. Benim bahsettiğim konu biraz daha farklı. Şimdi geçenlerde ben bir yetkilinin bir açıklamasını okudum. Seracıların Afyon'a gelmesi için her şeyin hazır olduğunu ama yatırımcı gelmediğini söyledi. Ve ben bu açıklamayı duyduğumda son bir yıldır bana gelen yatırımcı sayısı 18'di. Örnek veriyorum size. Burada bir sıkıntı var. Burada bir iletişim sıkıntısı var. Söz gelimi ben Afyonkarahisar'da teknolojik sera alanı MTA tarafından ihaleye çıktığımda aman ihaleye kimse girmez altır kalır korkusuyla hani siteden de görmemişlerdir diye tanıdığım, bildiğim kim varsa herkese işte Facebook'ta yazarak böyle bir ihale vardır, girilsin, yapılsın noktasındaydım. Şimdi siz bir şeyler yapmanız lazım. Afyonkarahisar'da yatırımcının gelmesi, ikame edilmesi, her şeysiyle alakadar olmanız lazım. Sizin konunuzun dışında bile olabilir. Ben sosyal belediyecilikten, Afyonkarahisar'ın topyekün kalkınmasından bahsediyorum. Kasabasıyla, köyüyle, ilçeleriyle bir bütün olarak. Biraz önce İmit'ten bahsediyorduk arkadaşlar. Bahsetmiştik. Frik Vadisi'nden bahsetmiştik. Frik Vadisi 3 tane ilin ortasında kalmış. Ama şu anda kör topal giden bir proje. Bu proje neden hayata geçirilmez? Türkiye'de ikinci bir Kapadokya olamaz mı? İkinci bir Kapadokya'nın üzerine çıkamaz mı? Bakın havaalanı da var. Ulaşım da müsait bu işe. Ve insanların geldiklerinde İkamet edecekleri otellerimiz de var aynı zamanda. Sadece biz şöyle bir değerimizin olduğunu bileceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bunu yapmamız bunları sağlayacaktır inşallah. Sayın Başkanım, ben bir soru soracağım. Şimdi özellikle üniversitede 38 bin öğrenci var. Bizim yaptığımız, görüştüğümüzde, baktığımızda Afyon'da bu 38 bin kişiden yaklaşık olarak 5 bin kişinin oy kullandı. Kalanların oy kullanmadığını görüyoruz. Hı hı. Hatta birçok arkadaşımız var bizim bu başka illerden gelip üniversitemizde okuyan, görüşüyoruz kendileriyle. De oy kullandım, yok kullanmadım, niye kullanmadım, ya bilmiyordum, vaktim yoktu gibilerden. Ki yaklaşık olarak 30 bin kişinin oy kullanmadığını düşünürsek bu kişilerin oya vurduğumuz zaman bir partiyi zirveye çıkaracağı gibi bir partiyi yerinde bile de sokabilir. Siz gençlere özellikle üniversitedeki bu 30 bin kişilik nüfusu oy olarak almak için çalışmalar yaptınız mı? Ya da onlara ne tavsiye etmek istersiniz? Size oy versinler. Şimdi bu rakamları doğru verebilmek açısından biliyorsunuz 10 tane köy şehir merkezinin etrafında belediye dahil edildiler. Mahalle oldular. Bu taze bir haber. 7-8 bin oy daha biliyorsunuz. Dolayısıyla özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve Afyonkarahisar'ın etrafında konuşlanmış olan köyler bu işin içine alınmış oldu. Hani biz de diyorduk ya toptan bir kalkınmadan bahsediyorduk. Bu birinci hadise. İkinci hadise bu öğrenciler 38 bin rakamı doğrudur ama meslek yüksek okulları dahildir bu rakama. Afyonkarahisar özellikle Ali Çetinkaya ve Ahmet Necdet Sezer kampüsündeki öğrencilere baktığımız zaman
ve bunların içerisinden devlet yurtlarını çıkarmanız lazım. Neden? Devlet yurtlarında kalan öğrenciler ikamet adresi olarak birinci adres Afyonkarahisar'ı yazmıyorlar. Böyle bir zorunlulukları yok çocukların. Ama özel yurtlarda kalan, ki bunların sayısını da benim tespitim 15 bindir öğrenciler var. Çok emniyet müdürlüğü bu çocukların güvenliği açısından ve herhangi bir sıkıntında olmaması açısından bundan bayağı bir önce özel yurtlarda çocukların birinci adreslerinin yurt olarak gösterilmesini şart koştular. Böyle bir hadise oldu. Bu da birinci adres gösterilmesi seçmen kütüğüne yansıması demektir. Bu da şu demektir. 15 bin öğrenci, geçen seçimde olmayan, bu seçimde oy kullanacak 15 bin öğrenci bu seçmen listesinde olacak demektir. Ama öğrencilerimizin öncelikleri şunlar. Belediye açısından bakmıyoruz. Birincisi, önümüzdeki ay yapacağı vizeleri veya finalleri veya öğretim görevlisiyle olan problemleri veya ev arkadaşıyla veya yurt arkadaşıyla olan problemleri veya özel halleri veya maddi sıkıntılar, maddi sıkıntıları, memleketiyle olan iletişimi, maddi sıkıntılarla ilgili falan. Bunların birçoğunun da ideolojik bir dünya görüşünün olmadığını düşünüyorum. Sadece gençler işte en fazla spora bir futbol takımı tutarak veya bir basketbol takımını takip ederek veya kendi aralarında bir halı saha maçı gibi basit böyle amatörce faaliyetlerde bulunabilirler falan. Dolayısıyla bu öğrencileri bir şeye hatırlatmak lazım. Biraz önce ilk programın başlarında gençlikten bahsetmiştiniz. Şimdi siz de genç gazeteci arkadaşlarımsınız ama bütün gençler kendileri gibi olan bir genci, yani beni es geçmeyeceklerdir bu noktada. Destek bekliyorsunuz yani. Kesinlikle, çünkü bitmiş, ben projeyi bir daha kesinlikle söylemeyeceğim. Bitmiş bir projemiz var. Afyonkarahisar'daki öğrencilerin ve Afyonkarahisar esnafının %100 işine gelecek diye tabir edelim, tabir yerinde koyun, memnun olacakları ve rahat edebilecekleri, sosyal alan oluşabilecekleri çok, belki de en büyüğü diyebileceğimiz çok marjinal bir projemiz var. Uygulama noktasında değil marjinalliği, hayata geçtiğinde insanlar bu şekilde adlandıracaklardır diye şimdiden görür gibi. Başkanım, Murat Bey'e geçmeden önce, öğrenciler açılmışken Türkiye gündeminde de kızlı erkekli kameralar var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi ben Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'na talibim. Ulusal meselelere girmek yok, istemiyorum. Afyon'un da kaynaklanıyor bu sıkıntı. Şeyden sonra denetimler yapıldı. Yani Afyon'da siz konut açabilecek misiniz, barınak açabilecek misiniz? Bununla ilgili yerel seçimlerde çalışmanız var mı? Bu konuda bu açıdan şu an itibariyle onunla alakalı olgunlaşmış bir projem yok. Buyurun. Peki başkanım, şu şeye, soruya devam. Mülteciler var başkanım. Eğer fark ettiyseniz Afyonkarahisar'da. Herhalde sayısı gittikçe artıyor. Bunlar Afyonkarahisar'da oy kullanacak mı? Böyle bir şey var mı başkanım? Böyle bir şeyin olup olmadığını bilmiyorum. Sayısı da 4-5 bin olduğundan bahsediyordu. Yani ben de duyum aldım ama bu duyumları fiilen bir şey görmedim. Sadece ben bir cuma namazı girişinde İstasyon Camii'nde bir Suriyeli arkadaşla karşılaştım. Onun haricinde görmedim. 4-5 bin tane böyle bir mülteci olmuş olsa herhalde kimsenin gözünden kaçmazdı. Sonuçta Afyon 187 bin nüfuslu bir il. 187 binin içerisinde 5 bini bir bölgeye konuşlandırsanız da, yoksa halkın içine serpiştirseniz de, serpiştirme var apartmanlarda. Mesela başkanım, gündüz zaten gözükmüyor. Ben ambar yolunda çok sık görüyorum mesela. İş yerimle evimin arası yaklaşık olarak 1-2 kilometre. Bu 1-2 kilometre yürüyerek geçiyorum ve en az 8-10 grup olarak görebiliyorum yani. Başkanım, şimdi şöyle bir hak olabilir mi bilmiyorum. Gelen kişilerin mülteci kanununa göre istedikleri yere gidebilmeleri noktasında onların kendi tercihiyle gelmiş olanlar olabilir. Veya bir elle, özellikle bu kadar kişi devlet imkanıyla konuşlandırmış olabilir. Bu ayrım çok önemli. Ona göre bakmak lazım. Yani iktidar partisi kullanılmayacak, oy kullanmayacaklar diyorlar ama muhalif kanatta ya kullandırılacak. Özellikle bu konuda çok yoğun baskı başkanım. Seçim kanunumuz açık. Seçim kanunumuzda seçmen listeleri yayınlanır. Bunun bir itiraz süresi vardır. O itiraz süresi içerisinde yasal olan her şey yapılır. Yasal olmayan bir herhangi bir yaramazlığın olacağını zannetmiyorum. Yakın takip etmenize fayda var. Bu saatten sonra tabii ki takip edeceğim. Murat Bey, başkanım, programın başında da Murat Bey'in dediği gibi 15 yıla yakındır bu sektörde, basın sektöründe çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Birçok seçim gördük. Ve göreve gelen belediye başkanlarımız dediler ki, diyorlar ki, siyaset hayatıma da mal olsa biz altyapı sorununu bitireceğiz. 99'dan bu yana
altyapı sorunu Afyon'un bitmedi. Her gelen belediye başkanımız, hatta mevcut belediye başkanımız Sayın Burhan Çoban da siyasi hayatım bitse de altyapı sorununu bitireceğiz. Abdullah Kaptan döneminde de aynısı. Hayrettin Barut döneminde de aynısı. Hep altyapıya herkes öncelik veriyor ve mantıken de şu deniyor. Altyapıyı yapalım ki sonra üst yapıyı geçelim. Tamam, bu mantıklı. Ama bu şehrin altyapısı bir türlü bitmedi. Siz de geldi, nasip olur da aday gösterilir ve göreve gelirseniz siyasi hayatınızın mal olması karşısında altyapıya mı önem vereceksiniz? Bu bitmeyen altyapı çalışmaları neden bitmez? Şimdi bu sözü söyleyenler şu anda altyapı çalışmalarını bitirdiklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla yani, benim altyapıyla eğer bu böyleyse, bu böyleyse doğruysa bizim altyapıyla alakadar olmamamız lazım. Ama herhangi bir geçmişteki belediye başkanımız şehir içi menoller yoluyla hem kanalizasyonunu hem su hattını hem elektrik ve telekomünikasyon kablolarını geçirebileceğimiz, sadece menolün içine girip çalışma yapılabilecek bir dizaynı bir kere de yapabilmiş olsalardı defalarca kazılıp yeniden yapılma söz konusu olmazdı. Şehrin su şebekesini değiştirmek için girer o menonun içerisinde çalışırdınız. Ta Roma uygarlığında bile bu uygulanmışken, yani Roma'da uygulanmışken kentler tarihine baktığınız zaman bunu görebilmeniz mümkündür. Aynı zamanda İstanbul'da da, bizim medeniyetimizde de, Osmanlı'da da bu görülmüştür. Neden hep yapılmaz bilmiyorum. Mesela doğalgaz geldi şimdi. Evet. Tabii teknik olarak doğalgaz kablolarıyla diğer elektrik kablolarının aynı menol içerisinde olması mümkün müdür? Burasına soru işareti koyarak geçiyorum. Hiçbir yeni altyapı çalışmasında yolların kazılmadan yer altına inip çalışılabileceği bir ahval neden hep düşünülmez? Neden insanlar hep bunu söyler söyler de yapmaz? Şimdi siz diyorsunuz ki borular çürümüş, az kalsın artık suda gitmeyecekti, ben bu boruları değiştirdim. Bu borular 50 yıl daha fazla yaşayacak diyorsunuz. Sonuçta o borular da eskiyor. O borular dururken bu sefer kanalizasyon boruları eskiyor. Dolayısıyla bu noktada bir daha konuşulmak üzere bir çalışma yapacaksanız ve bu diğerlerinden farklı olacaksa, ilk yapacaksanız özellikle ana arterler noktasında, büyük arterler noktasında, yoğun yaşanan arterler noktasında böyle bir çalışmanın yapılmış olması, hem kanalizasyon şebekesi, hem su şebekesi, hem elektrik kabloları noktasında, şebeke noktasında çok elzemdir. Bakın artık yeni kentleşme politikalarında, teknik konularda havai hat göremezsiniz. Yani 7 metrelik çalıştığınız, ben de o işlerde çok çalıştım, direklerde havai hatlar, tellerin gittiği yapılar göremezsiniz. Artık bunlar yer altına alınmıştır. Ama nasıl? Yer altında orta gerilim kablosu dediğimiz kablolar ayrı gider. Ayrı bir yerden alçak gerilim kablosu dediğimiz 380 volt, onlar ayrı gider. Onlar alt alınırken bir daha kazılır. Doğalgaz için ayrı kazılır. Afşat borularının gitmesi için ayrı kazılır. Hakeza su borularını yenilemek için kazarsınız. Kanalizasyondaki sıkıntı için kazarsınız. Bunların hepsine çare olabilecek tek bir çalışma neden hep yapılamadı bilmiyorum. Ama ben de şimdi belediye başkanı olduğumda bütün şehri kazıp büyük menoller yapacağım, bunları bir yere toplayacağım bu saatten sonra demek, her şey yer altına girdikten sonra artık bu da insanlara bir zuldür. Zul olacaktır. Dolayısıyla bunlar teknik verilere göre, kısır döngü devam edecek. Teknik verilere göre yapılacak bir çalışmadır. Teknik veriler bugün için Afyonkarahisar Belediyesi'ndedir. Bunlara vakıf olmamız gerekir. Yani kısır döngü devam edecek. Etmemeli. Bu şekilde devam edecek, süre gelecek. Bu çok kötü. Sayın Başkanım, her şey kader. Nasip olur da belediye başkanı olursunuz ya da olmazsınız diye düşünürsek nasip, bundan sonra siyasete devam etmeyi düşünüyorsunuz mu? Önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili düşünüyorsunuz mu? Yani 30 Mart'tan sonra ya da 1 Aralık'tan sonra hayatınız nasıl ilerleyecek? Seçimi kazanamazsak diye bir varsayımı kabul etmiyorum. Nasip, eğer tüm samimiyetimle ifade ediyorum, benim seçim kaybetmek gibi bir ihtimal olmuş olsa böyle bir yarışa girmezdim. Girmiş olsam bile, mesela belediye başkanlığı olmazsa milletvekili adayı olurum gibi bir düşüncem olmuş olsaydı, emin olun 6 aydır harcadığım özellikle projeler ve teknik çalışmalar noktasındaki eforu asla harcamazdım. Bunların hiçbirisi atıl olmayacak. Bunların hepsi uygulanacak. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz Afyonkarahisar'ı almayı kafaya koyduk ve bunu gerçekleştireceğiz. Ama böyle bir ahvalde siyasette 24 saat sonrasını düşünmek de çok uygun değildir. Hayır da getirmez. Önünüze bakmanız,
hayır niyet etmeniz, hayır murad etmeniz ve hayır beklemeniz kafidir. Peki belediye alamadı MHP, AK Parti ya da CHP projelerini verir mi? Şimdi bütün partiler, artık kişiler indirgemeyelim, bütün partiler kendi projeleri var. Kendi projeleriyle gidecekler. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken belediyecilik vizyonu var. Yerel yönetimler bölümümüz genel merkezde yıllardır yaptığı bir çalışmayı neticelendirdi. Çok teferruatlı, çok ayrıntılı ve gerçekten Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı uyguladığı zaman oradan çekildiğinde bile gerçekten o insanların, o vizyonun hizmet ettiği bir yapı orada olacak şekilde bir vizyon söz konusu. Her partinin de buna göre kendi çalışmaları vardır. Dolayısıyla çok tenezzül edeceklerini düşünmem zaten bu noktada. Peki diğer adaylara baktığı zaman AK Parti'nin belli değil de CHP'ye baktığı zaman Mehmet Ecer'i nasıl biliyorsunuz? Mehmet Bey'i iyi bir doktor olarak tanıyorum. İyi bir doktor olduğunu düşünüyorum. Doktorluk konusunda takdire şayan. Cumhuriyet AK Partisi seçimler için hesap yapıyor. İşte AK Parti'nin ve MHP'nin oylarını alacağız. AK Parti ve CHP'nin MHP'nin oyunu alacağız. MHP kimden oylarını almayı hesap ediyor? Düşünülüyor ya da. Milliyetçi Hareket Partisi 1300 yıldır Gönlü Kerbela yangınıyla yananlardan, vatan millet deyince ayağa kalkanlardan, kapitalizme, emperyalizme karşı dimdik durmuş sosyal demokratlardan, aksakallıların, nur yüzlerin etrafında toplanmış, zikir halkasında toplanmış insanlardan, Tuna Nehri'nde abdest alacağım, namazı Çin Seddi'nde kılacağım diyenlerden, herkesten oy alacaktır. Başlıkları düşünmenizi istiyorum da. Sayın Başkanım, biz Mecnun Bey'le birkaç kere partiye geldik. Orada partili içinde bulunan MHP'liler de yani sohbet ettik, konuşma imkanı oldu. Mevcut dört partinin, dört adayın yani kendileri, yani ben sohbet alanında vuruştuğumuz için isim vermek istemiyorum ben. Dört adayın kendisini başarıya götüremeyeceklerini bize ilettiler. Ve kendileri, yani buna Kemalettin Yılmaz da dahil, daha demokrat bir isim. Mesela Burak arkadaşımız dedi, Mahmut Koçak. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday olan kişinin sadece MHP'nin oylarını alır, vatandaşların oylarını alır. Zaten bizim karapalatmış oyumuz var. Dışarıdaki Demokrat Parti'nin, Saadet Parti'nin oylarını alacak bir isim üzerine de düşünüyordu. Kemikoy harici. Kemikoy haricinde. Ben biraz önce size bir çizgi çizdim. Soruyu sormadan önce. Kimlerden oy alabileceğimizi ve bu aynı zamanda bize teveccüh gösteren kesimlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi yapısı itibariyle de sadece belli bir marjinal grubun oyun alan bir parti değildir. Milliyetçi Hareket Partisi yapısı itibariyle tüm millet unsurlarına muhabbetle bakan bir partidir. Sadece bunu ifade etmek düşer size. Ve iş belediyecilikle o işteki liyakatınız öne çıkar. Ama başkanım şöyle bir ayrıntıyı Murat Bey'in sorusuna ekleyeyim. Şimdi yerel seçimlerde özellikle Afyon gibi illerde parti ikinci planda, şahıs ilk planda, ön planda kalıyor daha çok. Şahsın mesela MHP'nin 20 bin, 30 bin oyu var geçtiğimiz seçimlerde. 20 bin oy zaten kemik oyuydu MHP'nin. 10 bin oy Hayrettin Barut'un gelmiş bir oydu. 30 bin. Bu anlamda adayın tanınması ilde vatandaşlar tarafından çok önemli. Siz anketin sonuçlarını almadım dediniz. Ben siyasi anket değil diye ifade ettim. Benim çalıştığım... Yani Afyon Kalesi'nde Fatih Çetin tanınıyor mu? Bakın arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Kalesi'nde belediyeyi almaya en nazır olduğu için... Başkanım, parti demiyoruz, aday, isim diyoruz. Yani Fatih Çetin Kaya... Arkadaşlar, cevap vermeye çalışıyorum. Cümlem tamamlanma lütfen müsaade edin. Buyurun başkanım, buyurun. Pardon. Çünkü size partiye getiriyorsunuz, o yüzden... Şimdi yani. Siz gazeteci olmasanız Murat Bey, Milliyetçi Hareket Partisi bizim adayımız Murat Bey dediği an herkes tanıyacaktır. Herkes şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin... Milliyetçi Hareket Partisi tanıyacak. Demokrat Parti'nin ya da AK Parti'nin, CHP'nin oy veren vatandaşlar tanımayacak ama. Ben onu demek neden istiyorum. Ben size katılmıyorum. Herkes şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını bekliyor. Hayır. Şu manada sizin demek istediğinizi ben anladım başkanım. Fatih Çetinkaya aday. Evet. Gösterildi. Evet, herkes tanır. Doğru. Bütün oy getirir mi? Ya tanımaz önemli. Oy çeker mi oradan? MHP'nin adayı Fatih Çetinkaya'ymış denir. Ha. Şu da eklenir. Ondan bu sonraki söylemimize bakarız. Gençmiş. Yani ama marka olduğuna inanıyor musunuz diyorlar. Onun haricindeki tanınma. Şimdi marka olmak, siz kendinize markalı yakıştırırsınız ama marka olmak için adınızı tescil ettirmeniz lazım. Adınızı da lafla, sözle, ifadeyle tescil edemezsiniz. Yapıtı yaparsınız, o tescil, o markadır. Ben bu işe talibim, o zaman marka olacağız. Allah izin versin. Ben başlarım Satılmış Bey, buyurun. Sana en son vereyim ben Satılmış Bey. Tamam. Çünkü son cümlem var. Burak Bey, buyur. 35'li yaşlar en verimli yaşlar.
İş ehline verilmeli. 50 yıl sonrasının vizyonunu göreceğiz. Afyon kentleşmemiş bir şehir. Seçimi kaybetmek gibi bir ihtimalimiz yok. Bu Mezun konuda iddialıyım. Temel sorun ulaşım ve trafik. Başkan Çoban'ın elimizi liyakatle yönettiğine inanmıyorum. Fark atarak kazanacağız. Afyon kentleşemeyen bir şehir. Bir de herkesten oy alacağız. Satılmış Bey, buyur. Telefonla aranacak tek kişi başkandır. Demin söylediğiniz sözden çıktım. Demokrasiyi iliklerimize kadar yaşayamadık. Birileri bizi yarışta görmek istedi. Afyon çok nüfuslu bir il fakat sorunları çok. Bunu çözecek cesarete sahibim. Bir de aday olduğunuzda bu birileri bizi aday olarak görmek istedi, onu sorarız orada, artık. Orada orası çok subjektif olmuş. Evet, onu kapattık bilerek. Ha, orası özellikle subjektif olmuş. Şimdi bir kasabadan örnek verelim. Bir kasabada bir takım aileler, bir grup, az, çok, size göre teveccüh eden birileri olur, siz öyle aday olursunuz. Siyasette ben böyle olacağım demekle olmuyor. Birileri böyle olsun istemiyor. Bir teveccüh oluşmalı. O teveccühü kastediyorum. Bir teveccüh hasıl oldu ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından biz de bu teveccühe aday adayı olarak icabet ettik. Ve inşallah bunun neticesinde belediye başkanı olmayı bir ekiple beraber Afyon, Karahisar'ı imar ve iskan etmeyi hedefliyoruz. Buna olan inancımız, güvendiğimiz de tamdır. Kimsenin şüphesi olmasın. Çok iddialı konuşuyorum başkanım ya. Bu bir iddia değil. Bu bir plan ve planı uygulayacağız Afyon, Karahisar için. Atılmış Bey, sizin bir son şey var. Muhtarlık aday açıklamanız vardı. Onda biz canlı yayın alalım. Evet, burada alalım. Kapanan belediyelerden biri de benim belediyem, Ayazini Belediyesi. Nasip olsaydı, belediyem kapanmasaydı, belediye başkan adayı olacaktık. Tabii Rabbim nasip etmedi. Ama dedik ki biz bu yola çıktık. Sonuçta makamlar geçici diyorlar. Tabii bunlar hep sözde kalıyor ama biz halkımızla görüşmelerimizde başkanım dediği gibi gençlerin daha çok bu işlere talip olmasından dolayı nasıl belediye başkan adaylığında varız diyorsak muhtar adaylığında da varız. Yolumuzdan dönmeye, geri gelmeye ya da geri dönmeye gibi bir niyetimiz yok. Halk bizi orada görmek istiyorsa biz orada oluruz. Yani belki yaşımız itibariyle, genç olmamız itibariyle bazı tecrübesizlerimiz olabilir. Fakat bunu da büyüklerimizden, özellikle Ayazi'nin önde gelen insanlarından, fikir abilerimizden bizleri yönlendirerek Ayazi'ne hizmet etmek istiyoruz. Tabii belediyemizin de tekrar verilmesini istiyoruz. Yani burada ben belediye başkanı olayım diye söylemiyorum. Kim belediye başkanı olursa olsun Ayazin belediye olarak kalsın. Çünkü köyle belediye arasında çok büyük farklar var. Tabii başkanım konuya değindi. Kısa bir şey söylemek istiyorum. Belediye başkanı makam arabasına binip de buradan Antalya'ya, İstanbul'a gezmek için giden kişi değildir. Eğer kişi işin ehli ise beldesine hizmet eden, beldesini kalkınmasında, beldesinin işsizliğini önleyen tek insandır. Bunun için biz yola çıkmıştık. Allah nasip ederse muhtar olduğumuzda da bunu devam ettirmek istiyoruz. Ayazi'nin hizmetine talibiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kararınızdan dolayı sizi kutluyoruz. Ben aslında Katılmış büyük Bey. Bir cesaret olayı. Belediye başkanına adaylığı adayken muhtarlığa aday olması gerçekten de ilk. Büyük bir hem mütevazilik örneği hem de hizmet adamı olduğunu ifade edilmiş hali. Başkanım, söz sizde, kamera burada. Afyonkarahisar vatandaşlarımız neden sizi ya da sizin tabirinizi neden MHP'yi seçmeli ya da oy vermeli? Vatandaşlarımıza seslenir misiniz? Biz bütün vatandaşlarımızı hiçbirisini hiçbir noktada, inançsal noktada, düşünsel noktada kendimizden ayrı görmüyoruz. Biz hem seçimler süresinde hem seçimlerden sonra belediye başkanlığımızda tamamen ama tamamen halkımızla istişareli, halkımızla beraber karar alarak ve uygulamasını yaparak belediye hizmeti sunmayı düşünüyoruz. Bu noktada bizler rakiplerimize de kendi müntesiplerimize de, partili arkadaşlarımıza da hiçbir zaman, hiçbir ahvalde edep, adap ve nezaket noktasında cimri olmayacağız. Her zaman, her konuya muhabbet ve sabırla yaklaşacağız. Ve inşallah bizler başarılı olduğumuzda Afyon Karahisar kazanmış olacak. Afyon Karahisar geleceğe demir atmış olacak. Bizi izleyen herkese, bize sabrettikleri, bize tahammül ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vakitlerini verdiler. Herkes bize hakkını helal etsin. Sayın Başkanım, bizi kırmayıp programa katıldığınız için bize teşekkür ediyoruz.
Sayın basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, Yerel Gündem programı burada sona erdi. Bu programın tekrarını pazar akşamı saat 20.30'dan itibaren izleyebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.